Şimdi at arşive dursun şeklinde bir proje yapacağız. Bu her zaman lazım olabilir. Okul gösterilerinde şu yapacağım. Grogren Kurdele ile yapılmış şu. Çok basit. Genç kızlarınızla, çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Hemen şöyle renklerini göstereceğim. Bu benim yıllardır yaptığım bir toka olur, iğne olur. Pek çok yerde işinize yarayabilir. Bir şapkanın kenarına, çantanın kenarına yapabilirsiniz. Üstünü taşlı yapabilirsiniz. Ve kadife kurdeleden yaptıklarımız var. Daha önce yapmıştım. Bunları iğneler şeklinde bakın. Şunlar tokalarımız, çok da güzel duruyor arkasında tokayla. Bunun bilgisini, hani bunları yaptığımız zamanlarda bu kadar sosyal medya şey değildi, aktif değildi. Evdeki kalmış tokalarınız, kolye uçlarınız burada değerlenebilir. Şu mesela taştı. Ben bunun etrafına şu metreyle satılan şeyden yaptım. Ne bu, parlak parlak taşlardan yaptım. Buraya da bir tane ayrıca tek bir taş koydum. Çok tamamen güzel. Evdeki eldeki şeylerden. Biz tabii kurdeleleri çok fazla miktarlarda alıyoruz. Mesela bunların üstüne şöyle bir tane taş yapabilirsiniz. Satış yapmak da önemli. Burada yola çıkış şeyimiz, benim böyle bir tane vardı ama bunun da kaydı şeyleri. Bundan düşünmüştük, bu bana hediye gelmişti. Oradan yaptık ama bunları ben kendim uydurmuştum. Çok daha önce yapmıştık. Mantık aynı. İkisini de göstereceğim. Şimdi şöyle şunları şuraya dizelim. Belki Yaşar da oradan bakar. Şimdi ben böyle şeyler yaparken daima bize de elimizde kalsın, bunlar arşivde dursun dediğimizde benim şöyle bir şablonum var. Bakın. Şöyle bir şablonum var bunun için. Beyaz koymamız da iyi olmuş buraya gözükmesin diye. ha neyse, gözüktü. Şimdi bunların ölçüleri var. Ben... Ha, ters mi oldu yazılar? Özür dilerim. Şöyle koyayım. Bu şekilde. Siz de kendinize bunu yapıp bir yere koyarsanız, saklarsanız... ...lazım olduğunda buradan hemen çıkar. Bunları yayınlayacağım. Şöyle yapıyoruz burada. Makasımız nerede? Hemen şuradan alayım. Şurada şu önemli. Burada anlatmak istediğim şey. Bakın, hani tek tek böyle her birinde metreyle keseceğinize. Şimdi kesiyorum. Var mı bunun devamları, nerede? Ha, var. Hazırla bana. Şimdi şöyle yapıyorum. Renk. Kesiyorum. 23 santim. Şu tarafa ver, solak durumu. Şu 17,5 santim. 13 santim. Bu şablonunuz önünüzde olursa mesela satışa koymak için de bu tokalar çok güzel. Baharda yaparsınız. Kurdelesi iyi bir şey de olabilir. Öbür saten kurdelelerden de olabilir. Bakın kestim. Benim önümde şablonum. Hemen alıyoruz. Hadi Naz. Ortalıyorum tabii ki bunu. Bir dakika bakayım, tam orta oldu mu? Evet. Şu şekilde. Biraz üst üste bindireceğim. Bir dakika gördünüz. Baktım şey mi diye. Hı-hı. Şöyle yaparak şimdi Naz bunları güzelce silikonlayacak. Her birini tutayım ben. Kaymasın. Kaymaz. Tamam. Her birini bu şekilde yaparak şimdi bir küçüğü. Hı-hı. Evet. Orada yap Naz, buraya koyalım. Tamam. Ben tutuyorum. Şöyle. Şeyi fark ediyor mu, bu tarafına geldi. Üçünü de bu şekilde yaparak. Lastik. Ne biçim silikonmuş. Üç dört boy yapıyorsunuz. Şu tokalar. Koca paketlerde biz yani harca harca bitiremedik bunları. Yıllar önce almıştım. Eminönü'nde var. O zaman çok uygundu. Şimdi de zamana göre uygun olduğunu düşünüyorum. Bir dakika, onu yapmayacaksın. Onu sonra. Şöyle. Şimdi. Arkaya yatırıyorum bunu. Bernaz bir büyüğünü, bunun şeyini. Şu. Şu.
Bu bir tık daha küçük olabilirmiş şeysi. Şu ortala. Yok, kaydın. Şuraya gel. Değil tamam. Mi? Evet. Bunun burasını buraya yapıyorum. Getir. Burasını. Parmağınız ne oldu? Evet, yer? Koy. Bak, tam alta gelsin istiyorum. Hı hı. Hem şurayı tut hem orayı tut. Evet, buraya yapıyorum. Sonra bunu da ne yapıyorum? Bunu da buraya yapıp arkadan bunu, kadife kurdelede de aynı mantık var. Arkadan bunu kaydırmadan güzelce silikonluyoruz şu şekilde. Sonra bunu buraya yapıyoruz. Bunun üstüne ister taş koy, ister arkasına şöyle bir iğne yap, yaka iğnesi yap, çanta kenarlarına yap. Çoluğun çocuğun takabileceği kolay, basit, ucuz. Çok fazla kurdele almanıza gerek yok. Siz hangi rengi seviyorsanız o renkten alırsınız. Bakın şöyle renk renk koyayım, göstereyim. O kadar güzel oluyorlar ki gerçekten. En alttakinin ölçüsünü belki bir santim küçültebilirsiniz. Ona siz karar verin. Şöyle şöyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde kadifeyi gösteriyorum. Broş yapmak için. Kadifede 23,5 pırt kesiyorum burada. Kadife kurdelelerim burada. İstersem iki renkli yaparım. Hemen onu da keseyim. Hani biz her şeyi çok fazla alıyoruz ama siz buradan hesabınızı yapıp bir tane broş için o kadar alabilirsiniz. Bu ölçü tablosu çok işinize yarıyor. Böyle. Böyle. Bu şekilde bunları da aynı şekilde üst üste koyarak yapıyoruz. En üstte bunu getiriyoruz. İki parçayı sen yap, ben buradan şeyi göstereyim, yapılmış var mı? Mesela diyelim ki bunu yaptık, en alt iki numara, bunu da buraya yapıyoruz. Sonra istersek bunun arkasına bunu ve bununla güzel oluyor, bu tarz bir iğneyle rahat oluyor. Ama iğneyi takmadan önce bunun üstüne güzel taşlardan ne istiyorsan, isterseniz bunu buraya yapıştırmadan önce bunları dikebilirsiniz. Dikiş yerleri belli olabilir diye şey yapıyorum. Silikonumu ortaya alabilir miyim buraya? Şimdi şöyle yapıyorum. Dikkatli çalışın silikonla burada. İsterseniz böyle ayaklı taşlarla geçirerek yapabilirsiniz. Yani şu şekilde yapıp, bunlar da çok kullanışlı oluyor. Arkalarını güzelce bükersiniz. Şöyle. Bu şekilde de yapabilirsiniz taşlarınızı. Bakayım. Veya böyle bir şey koyup mesela böyle koyarsınız. Ama mutlaka delikleri kapatmanız lazım. Ya da bunları buraya dikmeniz lazım. Ben mesela şöyle şeyler yapmıştım. Şöyle bunun yanına bir şey daha, bu yarım kalmış mesela. Böyle bir kuru kafa koydum, buraya bunu koydum. Oraya mesela bir tane de mavi koyarak böyle tamamlayabilirim. Üstünü istediğinize göre, istediğiniz kullanacağınız yere göre süsleyebilirsiniz. Mesela şunu yapmıştım, şuraya bir taş koymuştum. Kolye uçları, bu taşlar, ne isterseniz üstünü, isterseniz buraya da ütüyle yapışan taşta yapabilirsiniz. Bu tokalar, bu broşlar gerçekten hani böyle hayat kurtarıcı şeyler. Üstüne biraz mesela tüyler koyabilirsiniz. Tek tek strass taşlar koyabilirsiniz. Evde kalmış bir kolyenizdir, kolye ucunuzdur. Onları değerlendirirsiniz. Bir eve de bakmak lazım bunları yaparken. Bu iki şablonu ve yaptıklarımızı Naz yayından sonra yayınlayacak. Yani kaç santim olduğunu buradan göreceksiniz. Hadi toparlanalım. Hadi toparlanalım.